Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, gazların basıncıyla başlangıçtan bu yana olan da 12. videomuzda birlikteyiz gençler. Şimdi öncelikle bu konuyla ilgili birkaç tane ufak uyarım olacak arkadaşlar. Bir, şimdi kimyada da biliyorsunuz gazlarla ilgileniyorsunuz ve bence fiziğe göre düşünürsek gerçekten çok ciddi boyutta ilgileniyorsunuz. Gazın cinsiyle, molüyle, sıcaklığıyla, hacmiyle, her şeyle ilgileniyoruz. Biz emin olun kimyada görmüş olduğunuz gazlara göre çok daha basit düşünüyoruz arkadaşlar. Biz o kadar çok bilmiyoruz bakın. Baştan da biz biraz ilkelce, odunsu bir yapıya sahibiz biraz daha bu konuda. İkincisi de soru çözerken anlayacaksınız arkadaşlar. Özellikle bazı sorularda söyleyeceğim bu cümlemde. Bizde bazı sorularda asla geri vites çalışmıyor arkadaşlar. Hep ileri doğru bakacaksınız. Ay bu oldu, tekrar bunu geriye alayım mı? Hacim küçüldü, sıvı yüksekliği arttı. Şimdi yeniden basınç arttı mı acaba gibi sorular olacak mesela. Geri vites yok arkadaşlar, söyleyeyim size. Hep ileri doğru gideceğiz. Şimdi hadi bakalım nelere bakıyormuşuz. Şimdi gaz basıncı. Biliyoruz ki gazlar nedir? Belli bir şekle sahip değildir. Bir kap içerisindeki gazın hacmi tabii ki kabın hacmine eşittir. Ve olayı başlatacağımız ilk deneyde açık hava basıncı arkadaşlar. Bunu da ölçen, biliyorsunuz ki ne derler buna? Barometre derler ve bu deneyi yapan şahsa değer büyük insan da Torricelli deneyi meşhur arkadaşlar. Şimdi olayda ne var tabii ki? Açık havanın basınç yapmasının nedeni şu. Dünya çevresinde bulunan gaz kütlesinin ağırlığından ve gaz moleküllerinin sahip olduğu kinetik enerji nedeniyle oluşan basınca açık hava basıncı diyoruz ve sorularda genelde P0 ile gösteriyorsunuz. Zannedersem kimyada da ortak bir gösterimdir bu. Şimdi meşhur Torricelli deneyini anlatalım, sonra uyarılarımızda bahsedelim size. Şimdi barometre deneyinde ne yapıyor Torricelli? Öncelikle şunu yapıyor arkadaşlar. Bir cam tüp, şöyle düşünelim şöyle. Bunu öncelikle ağzına kadar civayla dolduruyor arkadaşlar. Değil mi? Şöyle. Şurayı dolduruyor böyle. Ağzına kadar civayla dolduruyor bunu. Sonra hızlı bir şekilde yine civa dolu bir kaba ters olarak batırıyor. Şimdi ilk soru şu. Bunu niye ağzına kadar doldurdu? Çünkü bunda ne var? Hiçbir şekilde içinde hava kalmaması lazım. Sen şimdi desen ki hocam ben bunu şurayı sileyim. Şu seviyeye kadar doldursaydım ne olacaktı mesela? Şöyle olsaydı. Sen bunun ağzını kapatsan ne olacak? Şurada bir gaz parçaları kalacak değil mi şuralarda? O yüzden de ağzına kadar doldurdu ki içeride hiç gaz. Ters çevirdiğinde de eğer hava olsaydı hava yukarı çıkacaktı. Böylece bunu engelledi. Hızlı bir şekilde batırınca ne oldu? Bakın şimdi en önemli olaya geliyoruz. Gene birleşik kaplar, akışkanların basıncında anlattığımız masallarla tanışacaksınız. Bakın öyle bir çizgi çek ki bak. Bu çizgi çok güzel. Neden? Altları aynı. Bak o halde ben buraya A dersem, şuraya da B dersem bakın hala aynı şeyleri anlatıyorum aslında. A ve B'deki basınçlar birbirlerine eşittir arkadaşlar. Bak A'nın üzerine ne görüyorsun? Açık hava P0. Peki B'nin üzerine ne oldu? İşte üzerinde deney yaptığında ne kaldı? 76 santimetre civa. O zaman diyorsun ki 76 santimetre civayı da böyle gösteriyoruz. Deney bu şekilde dengeye gelince ne öğrendin? Aa, açık hava basıncının 76 olduğunu öğrendin. He, bu arada şimdi diyebilir ki arkadaşlar ya hocam bu niye sıvının hepsi boşalmadı? Deneyelim istiyorsanız bak şimdi. Bu civa seviyesi olsun. Burada açık hava var. Şimdi burada borumuz olsun. Eğer bu sıvının hepsi boşaldıysa bir anda burada ne kalır? Burası boş kalır değil mi? E burada açık hava var. Bak A'nın üzerinde. Ama B'nin üzerinde hiçbir şey yok. O zaman burası bundan büyük olduğuna göre A, B'ye doğru hareket eder. Çık 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 çık. Ne zaman ki burada belli bir haş olur gene dengede kalır. Yani akışkanlık hikayesi devam eder arkadaşlar. İşte bu gördüğünüz 76 santimetre civaya, tabi deniz seviyesinde 0 derece sıcakta ya da 760 milimetre civaya ne adı verildi? Bir ATM adı verildi. Bir atmosfer basıncı adı verildi. Tabi burada şu var. Torricelli deneyini deniz seviyesinden farklı seviyelerde. Bu arada hatırlatırım. Yukarılara çıkıldıkça yazmışım. Basınç azalır. Değil mi? O zaman haş da azalır. Farklı sıcaklıklarda yapılırsa yine ölçümlerin sonuçları bundan etkilenir. Bakın burası önemli. Ve bir uyarı bakın. Torricelli deneyinin kılcallık olayıyla ilgisi yoktur. Bakın kılcallıkta neydi hatırlayın? Daha yeni gördük, taze. Neydi? Sıvıların 1 milimetreden daha küçük olan cam işte borularda kendiliğinden yükselmesiydi değil mi arkadaşlar? İşte yaprakları da. Bu olayda Torricelli nedeniyle yukarı çıkma değil arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hadi bakalım hemen bir örneklendirmesini yapalım bunu. Şimdi Torricelli de ne diyor? Bulundukları ortamdaki açık hava basıncının 75, bak ille kanun değil bu 76, 75'miş o ortamda.
Bulunan gazların basınçları PX ve PY ise, şimdi bak çok dikkat edin. Öyle bir çizgi çek ki altlar aynıysa üstler aynı. Bak buraya hemen bir çizgi çekiyorum. Bak şimdi buraya ne diyeyim? A. Buraya çektim. B. Bak A ile B'nin altları aynı. A'nın üzerine ne vardı? Açık hava. B'nin üzerine görüyorsan yaz. O zaman sen hemen önce hazırlığını yapıyorsun. Bak yazıyorum. A eşittir. B diyorsun hemen. A'nın üzerine ne görüyorsun? Açık hava. Yani 75. Peki B'nin üzerine görüyorsunuz? 30 var. Üzerinde X var. Yani o zaman şöyle yazıyorsun. 30 artı PX. O zaman X'in basıncının kaç olduğunu bulduk arkadaşlar? 45 santimetre civa. Bakın civa ile olunca hemen böyle bodozlama Allah ne verdiyse yazın. Peki buraya geliyorum. Şimdi bu biraz daha tehlikeli bizim için. Nereden yazacağız? Öyle bir çizgi çek ki altlar aynı olsun. Bak işte çizginiz burası gençler. Bak C, D görüyor musunuz? C ve D'nin altları aynı. O zaman üstler de aynı. E burada ne var? Açık hava vardı. O zaman yazalım şimdi. C eşittir D. C'nin üzerinde ne görüyorum bak? 15 sıvı var, onun üzerinde açık hava var. Yani 15 artı 75 açık hava. Peki bunun üzerinde var? Oo, sadece Y gazı var. Olay bitmiştir. O zaman Y'nin cevabı da kaç oldu arkadaşlar? 90 diye buluyoruz. O zaman bu 90, bu da 45 cevap da Bursa'ydı. Bakın çok önemli bir soru. Bizi çeldirecek o kadar çok şey var ki bu soru. Ya bunların genişlikleri farklı, yükseklikleri farklı ve bakın ben soruyu çözdükten sonra hala belki kafanızda bazı şüpheler olacak. Lütfen dikkat edin. Ya bunların gazlar bilmem ne bir sürü şey var. Tartışırız biraz sonra. Ne diyor? Kesitleri S, 2S, S olan cam borularda X, Y, Z gazları varmış basınçları. Ne yapacağız? Cevap çok basit. Şu seviyeye göre hepsi eşit mi? Hatta buradan bile çekebilirdim de seviyeyi. Neyse biz bir alışkanlık olsun. Bak altlar aynı mı bunların? Aynı. O zaman sen hemen bana dersin ki A, B, C hepsindeki basınçlar eşit. Önce yazalım bakalım. A'nın üzerine ne görüyorsun? H var. Onun üzerinde X var. H artı PX. B'nin üzerine ne görüyorsun? 3H artı PY. Eşittir. C'nin üzerine görüyorsun? 2H artı PZ. Ne oldu? Bu adam küçük olduğuna göre yanındaki X en büyüktür. O zaman X büyüktür. Z büyüktür. Y. Bakın X, Z, Y. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Değil mi? Ceyhan. Şimdi soru sorarsanız gelir mi bakalım? Ya hocam bunların genişlikleri farklı. İçindeki mol sayıları. Bakın bir sürü etken var. Ben sadece buradaki basıncın büyük olduğunu. Ya onun mol sayısını, sıcaklığını bilmiyorum ki hiçbir şeyini. Hacmi. Bizi bağlamıyor. Biz ne dedim ben size? Fizikçiler bu konuda biraz daha odunsu bir yapıya sahibiz biz daha değil mi? Yani. O yüzden çok basit düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi kapalı kaplardaki gazın basıncı bakın. Karşılaşacağımız bir kavram. Mesela kapalı kaplardaki bir gazın basıncı neye bağlı? Kabın hacmi, içindeki gaz miktarı ve gazın sıcaklığına bağlı. Aslında çaktırmadan param varsa ne rahatlıyormuş size. Ne ile ölçülür? Manometre ile ölçülür. Hatta bilmem hatırlar mısınız? Ben size fizik bilimine girişte manometre kapalı kaptaki neyi ölçtürmüştüm orada hatırlar mısınız? Hadi düşünün bakayım. Durdur videoyu düşün bakalım. Ne demişti Barış Hoca? Tabii ki lastik basıncını ölçtürmüştüm değil mi? Hatırlar mısınız? Bir görsel vardı. İnanmayanlar dönsünler birinci bölümü anlarlar ne demek istediğimi. Ne yapıyoruz? Burada bir kapalı kapta bir gaz var. İşte örnek. Burası boş olan bir ne yaptık? Yine civayla burası tabii ki civa olduğunu düşün. Ne oldu bak? Şuraya bir çizgi çekersin. Buraya A desen. Şuraya da B desen. Sen ne diyeceksin hemen? A ve B'deki basınçlar eşit. A'nın üzerine ne görüyorsun? Gaz. P gaz. Eşittir. B'nin üzerine ne görüyorsun? H. Olay bitmiştir. Böyle çözüyoruz hemen. Ve uyarı. Bakın. Ölçü aletlerimiz var biliyorsunuz. Açık hava basıncını ölçme aleti kim? Barometre. Kapalı kaplardaki gaz basıncını kim ölçüyor? Manometre. Yükseklikle basınç ilişkisini uçaklarda kullanılır. Altimetre ve derinlerdeki basınçla ölçen alette kim? Batimetre. Derinlikle basınç arası. Bakın yukarı çıkmayı altimetre, altitude değil mi? İngilizceden geliyor. Tepe, yüksek değil mi? Bak hemen güzel bir örneklendirme. Deniz seviyesinde basınç 1 ATM'dir. Denize girildiğinde her 10 metre derine inildiğinde basınç 1 ATM artmaktadır. Buna göre bir dalgıç gerekli donanımları sağladıktan sonra 40 metre derine inerse bak uyarı da var Mehmet görüyor musun orada? Gerekli donanımları sağladıktan sonra. Yani
O çok önemli bir şey yani cidden. Ben çok iyi dalarım yani aslında ciddi anlamda iyi dalarım. Bodrum'da bir atladım aşağı doğru. Bayağı gitmişim herhalde derine. Kulaklarımda öyle bir baskı hissettim ki hemen kendimi yukarı atmak zorunda kaldım. Öyle artist artist gidersen aşağı sonuç basıncı yersin rahatlarsın. Üzerine tonla binmişler gibi oluyor var ya. 40 metre derine inerse. O zaman bak şimdi senaryo şu. Derin bu, seviye bu. 10 metre aşağı indik. Bir 10 daha indik. Bir 10 daha indi. Bir 10 daha indi. 40 metre oldu. Dalgıç dediğimiz arkadaş şu anda burada değil mi? Şurada. He. Şimdi uyan. Buradaki seviye zaten ne kadardı arkadaşlar? 1 ATM basınç var zaten burada. Ve her 10 metre derine inildiğince artı 1. Bak buradan bir artı 1. Bir artı 1. Bir artı 1. Bir artı 1 daha. O zaman 4 daha geldiğine göre senin üzerindeki basınç kaç oldu arkadaşım? 5 ATM olmuştur dikkat edin. Zaten etkileyen toplam basıncı sorun. Sadece sıvı basıncını sorsaydım 4 var. Ama 1 ATM'de açık hava var 5 oldu. KLM kapları. Şimdi bakın bu soru genelde böyle kimyada da karşınıza gelen bir şeydir. Şimdi ters U borusunda senaryo biraz değişiyor. Ona lütfen dikkat edin. KLM kapalı kapları birbirlerine ince borularla bağlandığında her ikisine de H yüksekliğinde civa farkı oluşuyor. Yani şu arada H var. Aynı şekilde burada da H var. Hadi bakalım. Şimdi ne yaparız? Şurada eşitlik yazabilirim ben, değil mi? Bak buraya A, buraya B desem. Hemen ne dersin? A ve B eşittir, değil mi? Yazalım. A'nın üzerinde ne görüyorsun? H artı gaz. Kim? PK. Eşittir. L, burada ne görüyorsun? B'nin üzerinde de L var sadece. O zaman ne oldu? Buradan şunu öğrendik. H artı PK eşittir PL. Kim büyük oldu bu durumda? Hemen L, K'dan büyük oldu. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Bak burada biraz farklı. Şimdi burada bu ittirdiği için böyle olmayacak. Senaryoya lütfen dikkat edin. Şimdi ne oluyor? Bak burası aynı zaten. Bu bölgeye at gitsin. Bak bunun üzerinde ne var? Baskı. Sadece gaz var değil mi burada? Ama burada ne yapıyor? Şu civanın ağırlığı buraya baskı yapıyor değil mi? Onu dengelemek için ne yapman lazım? Senin büyük bir kuvvetle ittirmen lazım. O zaman buradaki PM bu haşı telafi edecek kadar büyük olmalı. O zaman ne dersin bu sefer? PM eşittir. H artı PL olacak bakın. Hem o H'ı taşıyor hem karşıdan gelen L'yi taşıyor oluyor bu durumda. O zaman da ne oldu? H artı PL eşittir PM oldu mu? Bu durumda da ne oldu? PM de PL'den büyük oldu. Sonuç MLK'dır arkadaşlar cevabımız. Edirne'dir. Ve dikkat edin burada LM'den büyük olduğu için böyle ittirdi diyemiyorsunuz. Tam tersi. ML'den büyük çünkü fazlalık olarak bu H'ın ağırlığını da alıyor. Burada ağırlığı zaten kapalmış. Farkı da bu arkadaşlar. Şimdi bizim en sevdiğimiz soru grubu geliyor. Şimdi ideal gazlarda tabii ki ne var? Biliyorsunuz ki param varsa ne rahat demişler. Değil mi? Ama burada neydi? P basınç, V hacim, N mol sayısı, R nedir? Sabit bir sayı derler de sabit sayı değil o biliyorsunuz değil mi? Nedir acaba R? Ben de çok merak ettim. Değil mi? Acaba ne? Sonra bir de T var. Sıcaklık. Sıcaklığın birinde kelvin. Şimdi bakın bizim her şeyimiz burada nedir? Biz genelde biliyorsunuz böyle yok 3 mol oksijen var. 5 mol böyle kızacak şimdi kimi? Hava civa işlerle uğraşmıyoruz değil mi biz? Yani Görkem duymasın bizi. Değil mi? Ha, şimdi dışarıda bekliyordur beni belki. Neyse videoyu ben gittikten sonra yayınlatırız. Öyle yaparız. Şimdi N mol sayısıyla oynamıyoruz. Zaten R dediğimiz şey sizde bir hard disk düşünün dedik. P, V ve T. Bak bizim üçgenimiz basit. P çarpı V eşittir T. Biz bu üçgeni çok seviyoruz. Şimdi bir, burada ne olabilir? Sıcaklığı sabit kabul edersek. Bak bunu bir karalıyorum. Ne oldu? P, V'ler sabittir. Yani P1, V1, P2, V2 kalır. Bu ne demek? Sabit sıcaklıkta hacim artarsa basınç azalır. Esnek balon. Değil mi? En güzel örneklerinden bir tanesi. Biraz sonra anlarsınız. Ve en sevdiğimiz bizim bu. Bakın bütün sorularda neredeyse fizikçilerin kullandığı bu. Eğer hacim sabitse, bak burada V'yi karaladığın zaman ne kaldı bu sefer? P eşittir T. At bunu altına. P1 bölü T1, P2 bölü T2. Bak ne demek bu? Hacim sabit ne demek? Kapalı kapta. Hacmi değişmez ya. Sıcaklık artarsa basınç da artar. Bunu anlatıyor. Peki başka? Basınç sabitse. O zaman P çarpı V eşittir T de bu sefer bunu karalarsam V ve T kaldı. V1 bölü T1 V2. Yani bu ne demek? Basıncın sabit olması ne demek? Hareketli piston.
Açık hava basıncı değişmediği sürece içerideki de. O zaman hareketli pistonda sıcaklık artarsa hacim de artması lazım. O zaman düz mantık bu işte. Şimdi biz en çok bunu kullanıyoruz dedik ya. Peki burada ne yapıyoruz? Bak esnek balon en sevdiğimiz. Şimdi ne var? Bir balonu şişirdiniz. Her sağlıklı Türk genci şişirmiştir herhalde değil mi? Yani ne oldu? Şişirdik. Böyle duruyor. Neden böyle duruyor? Çünkü cevap basit. İçinde bulunan nedir? Bir gazın basıncı var değil mi arkadaşlar? Bu arada dışarıda da bir gaz var. Yani açık hava var biliyorsunuz. İşte bu şekli almasının nedeni içerideki basınç da P iç ile P dışın eşit olmasıdır arkadaşlar. Yani senin buradaki yaptığın baskı ile buradaki baskı eşit olacak ki bu şekli alsın. Tamam? He, bu arkadaş peki ben içeriye hava üflersem ne olur? Oo, içerideki gaz basıncını arttırdım mı? O zaman ne yapar? İç dıştan büyük olursa akışkanlara hoş geldiniz. İç dıştan büyükse balon şişer. Ne oldu gene? Niye dengeye geldi? Gene iç eşittir dış olmak için. Niye şeklini değiştirebiliyor, hacmini değiştirebiliyor? Basınç karşısında hemen hacmini değiştiriyor. Amaç ne? Dışla içi eşitleyeyim ben kardeşim diyor. Esnekliğin özelliği budur bakın. Şimdi çok çok önemli sorular grubundayız. İşte geri vitesinizin olmadığı, çalışmayacağı sorulara geldik arkadaşlar. Geri vites yok artık. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ay hocam acaba tekrardan şişecek mi balon, küçülecek mi? Yok bir daha. Ne diyor şimdi? K katısı ve içinde gaz bulunan L esnek balonu sıvıda dengedeyken iplerde T1 ve T2 gerilmesi. Bak bunlar senaryo sorusu gençler. Keşke işlem olsa. Değil. Yorumlayacağız bak şimdi. Piston bir miktar aşağı itilirse. Bak bu pistonu bir miktar aşağı itiyorum. Şuraya getirdim. Ne oldu? Buradaki gazı sıkıştırdım. Gaz biraz daha yoğunlaştı. O zaman buradaki gaz basıncı P gaz arttı. Değil mi? Şimdi Pascal'ın bir ilkesi vardır. Bak bunu unutmayın. Pascal. Ne demiş? Sıvılar basıncı. Bak basıncı uyarıyorum. Katılar kuvveti iletirdi. Sıvılar basıncı her doğrultuda aynı miktar iletir arkadaşlar bakın. Aynı miktar iletir. Miktar ne demek? Sayı. Buradaki basınç 5 arttıysa her tarafı 5 arttıracaksın demektir. O zaman şimdi bu piston gazı sıkıştırdığına göre, buradaki gaz basıncı arttığına göre bu baskı ne olacak? Aynen sıvıya da yapılıyor değil mi böyle? Diyor ki az sayıda baskı yapıyorum. Ne kadar diyelim? 2 arttırdın. Her tarafa böyle 2 tane daha ilave yapıyorsunuz. Sonuç? İyi de bunu yukarıdan ittiğin gibi aşağıdan da itiyorsun. Soldan sağdan. Bu arada katıların hacmi değişir mi? Değişmez. Yukarıdan ittiğin gibi aşağıdan da ittiğine göre T1 değişmez arkadaşlar. Katılarda bir cacık olmaz aslında. Fakat sen aynı baskıyı bu balona yaparsan, dışarıdan baskıyı arttırırsan ne aklına geliyor? İçeridekini büyütürsen şiş. Dışarıdan yaparsan küçül. O zaman bu balon bir anda hop küçülecek. Acaba şimdi ne oldu? Kaldırma kuvvetiyle de yapabilirsiniz bilen arkadaşlarım da. Ben şimdi daha henüz anlatmadım diye B planı üreteyim size. Ne oldu bu arkadaşım? Bir, balonun hacmi azaldı. Hacmi azaldığına göre öz kütlesi arttı mı? Öz kütlesi büyüyenler nereye gitmek ister? Aşağı mı gitmek ister? Yukarı mı? Tabii ki aşağıya. Yukarı gitmek istese de ipi gerecekti. Aşağı gitmek istediği için de ipteki gerginlik ne yapacak? Azalacak. Dediğim gibi kaldırma kuvvetinden de aslında bilenler hacmi azaldığına göre kaldırma kuvveti azaldı. Azaldı deyip hemen değişmez azalır diye bulabiliriz. Şimdi aynı doğru mu geldim ben? 6. Ha bak atlamışız bak arada bir tane. Evet 6. K katısı içinde gaz bulunan balon sıvıda dengede. Bak şimdi bir anda yangın çıkacak ortakta. Sadece yaptığın tek ekşim. Pistonu bir miktar aşağı ittir. Hadi bakalım. İttirdik pistonu buraya. Gaz sıkıştı mı? Hop buradaki gazın basıncı arttı. Ne yapıyor? Sıvıya da baskı yapıyor. K cismine de yapıyor. Böyle 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 değil mi yapıyor? Unutma. Sıvılar üzerine yapılan baskıyı aynen iade eder. Her yönde. Buradan da değil mi? Yani sen yukarıdan K'yı ittiğin gibi unutma. Sıvıya baskı yapınca sıvı da çat aşağıdan sana yapıştırıyor bir tane. Sonuç? K'nın batan hacmi değişmeyecek. Katılarda bak cacık olmayacak arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. K'nın batan hacmi değişmez. Yes. Tik atıyorum ben çarpıdayım. Peki geliyoruz balona ne oluyor? Balona baskı yaparsan dışarıdan ne oldu balon? Küçüldü. İçindeki gaz sıkıştı mı? O zaman içindeki gaz basıncı da arttı mı? O zaman balondaki gazın basıncı arttı. Peki balon şişse ne olur? Sıvı seviyesi yukarı çıkar. Balon küçüldüğüne göre bir anda seviye hop aşağıya düştü.
Değil mi? Bitti. Şimdi ben bunu deyince öğrenci arkadaşlar işte dedim ya geri vitesin olmaması gerektiği yer ne demek? E hocam sıvı seviyesi düştü ya. E gaz acaba tekrardan balon şişecek mi? Ya bunların hepsi zaten bu olay olduğu için oldu. Tekrardan niye geri vitese takıyorsun arabayı? 90'la giderken arabayı geri vitese takıyorsun. Gerek yok. Takmayacaksınız asla. Hep ileri bakıyorsunuz. Geri bakmıyor. Geçmiş. Bitmiş. Hadi bakalım. Ne diyor? Az şişirilmiş bir çocuk balonu. Bak gene bu balonlar var ya nefret edecekler bu balondan bu çocuklar var. Değil mi? Gençler vallahi diyecekler. Ay sana da balonuna da. Balonu görmek istedim. Evet balona hayır. Evet bir, aslında bir kampanya başlatalım. Balona hayır. Değil mi? Suyun içinde K seviyesinde tutulurken balondaki gazın basıncı P gaz. Kap tabanındaki su basıncı da PS. Tamam. Şimdi tabi su basıncını bulmak çok kolay. Neydi? Tabandaki basıncı bulurken buraya H desek. P suyu nasıl buluyorduk? HDGM. Değil mi? Bu. Şimdi eğlence şu. Serbest bırakılan balon K'dan L'ye gelirken. Balon yukarı doğru giderken. Üzerindeki baskı ne yapıyor basınç? Azalıyor. O zaman balon ne yapar? Hop şişecektir değil mi arkadaşlar? Bu neye benziyor? Uçan bir balonu elinden kaçırırsan ne olur? Yukarı gitmeye başlar. Üzerindeki basınç yukarıda neydi arkadaşlar? Azdı. Şişmeye başlar. Şiş 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 şiş. Esnekliğin sınırında patlayacak en sonunda. Dolayısıyla balon şişmeye başladı. O zaman içindeki gazın bu balon şiştiğine göre bunun hacmi ne yaptı? Arttı. Hacmi artarsa içindeki neydi? Bak hemen neyi aklına geliyor? P çarpı V sabit ilkesi bak bizde. Hacmini büyütürsen demek ki içindeki basınç azaldı. Peki balon şiştikçe ne olacak? Şişiyor şişiyor. Kaptaki seviye yukarıya çıkmaya başlayacak. O zaman buradaki H ne yaptı? Artmaya başladı. H artarsa da sıvı basıncı artacak. Dolayısıyla azalır, artar arkadaşlar. Ne demiş bakalım? Düşey kesti verilen kapta musluk kapalıyken X gazının basıncı P gaz buradasın. K noktasındaki su basıncı bak PS ve K noktasındaki toplam basınç PT. Nasıl yazabiliriz? Bak şimdi. Hemen bir başlayalım. Şuraya isterseniz H diyelim. Tamam? Şimdi ne diyor sana? Burada bir X'in basıncı var. Salla gitsin. Gaz basıncı o zaten. Onu tartışacağız. K'nın üzerindeki su basıncı ne? Buradan hemen yazabilirim. PK HDG. Peki ne diyor? K'nın üzerindeki toplam basınç PK'nın toplam değeri diyelim isterseniz. Ne var üzerinde? Hem su var artı X gazı var. Ya da su var Y gazı var diyebiliriz değil mi birazcık? Aynı şey. Musluk açıldığında borudaki su delta H kadar yükseliyormuş. Musluğu bir açıyorum. Bir anda ne oluyor buradan? Delta H kadar bir anda burası. Bak mavi bölgeyi biraz renklendirelim biz bir anda. Şöyle bir şey olacak bakın arkadaşlar. Şurası bir anda aşağı inecek. Bu mavi sıvı bir anda buraya kadar çıkacakmış bak. Şöyle, şöyle. Tabii ki burası da birazcık böyle inmesi lazım ki orada çıktı mı? Böyle bir görsel olacağız arkadaşlar bakın. Şöyle bir senaryomuz oldu. Şimdi konuşalım bakalım. Tabii burası bir anda aşağıya düşünce X gazı buralara yayıldı mı? Oo, hacmi arttı mı X gazının? O zaman basıncı azaldı. Şimdi eğlenceye başlıyor buradan sonra. Dikkat edin şimdi. Peki K noktasının üzerindeki su basıncı. Üzerindeki su burada azaldı değil mi? İyi de buradaki arttı. Su basıncı unutmayın. Neye göre yapılıyordu? Bir kaptaki en yüksek seviyeye göre. En yüksek seviye burası artık. O zaman artık üzerindeki su yüksekliği arttı mı? O zaman su basıncı arttı. Peki K'nın üzerine bakalım şimdi. Ne var? Toplam basınç. Şimdi bu açıdan bakarsam. H su basıncı azaldı. Bak şu açıdan bakarsam sadece. Üzerindeki gaz basıncı da azaldı. O zaman sonuç buradaki toplam basınç azaldı. Diyebilir ki bir yer. Buradan bakalım. Bu tarafa göre su basıncı arttı. İyi de dışarıya gaz çıkması lazımdı ki zaten ne olacak? Bu Y gazı dışarı çıkacak ki burada yükselme olsun. O zaman bu azaldı. Emin olamadım bak buradan. O yüzden burası önemliydi. Bak üzerine bak hemen. Üzerindeki su azaldı. Gaz azaldı. O zaman burası direkt azaldı. O zaman azalır. Artar. Azalır. Çok iyi bir soru. Lütfen kafa yorun bu soruyu arkadaşlar. Ve dediğim gibi üzerine bakarsanız suya aklınıza özellikle P suda ters köşe yaptırmış olabilecek bir soru. Şimdi ne diyor bakalım? Buzlar bu. İçinde su
buz ve gaz bulunan kavanozdaki kaptaki neydi? Gaz basıncı P gaz. K'daki su basıncı da P su. Şimdi yalnız buzun erimesi durumu. Şimdi burada buzun bir hainliği vardır. Şimdi buz, hatırlar mısınız madde ve öz kütle konusunda ne demiştim ben? Şöyledir. Normalde bir buzu suya attığınız zaman, bu su, bu buzsa, kendi sıvısında yüzüyor değil mi bu? O zaman buz suya giderse, erirse yani, yoğunluğu ne yapıyor? Artıyor. Aşağı iniyor değil mi aslında? O zaman bu arkadaşın hacmi ne yapmıştır demek ki? Azalmıştır. Erirken hacmi küçülen madde türü. Madde öz kütlede söylemiştim size. O zaman burada bu buz diyelim ki 100 ise eridiğinde 100 olmayacak arkadaşlar. Mesela 90 suya dönüşecek. O zaman bunun üzerindeki su seviyesi bir kere arttı değil mi? O zaman neydi? K noktasındaki su basıncı kesinlikle arttı. Neden? Üzerine su geldi artık. Bu arttı. Peki eğlence bundan sonra başlıyor. Gaz ne oldu? Şimdi biz çok ilkeliz arkadaşlar bakın. Ne dedim ben size? Burada 100 yer kaplayan buz. 90 suya dönüşünce 10 olan bir boşluk kaldı. Gaz da hemen o 10'a yayılacak mı? Bakın dikkat edin. 100 yer kaplayan buz 90 su oluyor. 10 kayıp var. Bu 10 kayıba da böyle yapıyorum. 10. Anladın mı Mehmet? Bu 10 demek. 190'a dönüştüğüne göre 10 kayıp var. O 10'a da gaz hemen nerede beleş oraya yerleş. Oraya zıpladı. Gazın hacmi büyüdü. Gazın hacmi büyüyünce de o zaman basıncı azalmıştır. Azalır, artar. Bakın özellikle bu son sorular saksıyı çalıştırmamız, beynin bedava olduğunu hatırlatan sorularımız bizim arkadaşlar. Tamam? Dikkat edin. Evet, gene buz. Ne diyor bakalım? İçinde buz ve su bulunan kaplardaki gaz basınçları P1, P2, P3'müş. Yalnız buzlar erirse. Aslında cevap çok basit. Hepsinde cevap aynı olacak. Şeytan diye hemen azalır da bitsin bu iş hepsine. Neden? Çünkü ben ne erim size? Şimdi bir de sayısal ispat edeyim size. Diyelim elinizde bak buz var. Ne kadar hacmi olsun? 100 cm3. Bu arada buzun öz kütlesi de yaklaşık 0.9 civarlarında falandır. İçindeki hava miktarı. Şimdi buz eridi. Neye dönüştü? Suya dönüştü. Unutmayın. Suyun öz kütlesi kaç? 1. Şimdi bak. Öz kütle büyüdüğüne göre hacim küçülteceğiz. Peki nasıl? Ne değişmedi? Buradaki buzun kütlesiyle buradaki suyun kütlesi aynı değil mi arkadaşlar? Yazalım bakayım. Neydi? M yerine de dv yazabiliriz. Yazıyorum. 0.9 çarpı 100. 1 çarpı V suysa ne kadar suya dönüşüyormuş? 90. Bak az önce ben yalandan söylememiştim. 90 santimetre küp. O zaman senin burada 100 buzun var değil mi? Kaça dönüşecek? Hop 100 buz. Burada da 100 olsun. Burada da 100 olsun. Bak bu buzlar erirse kaç su olacaklar? 90. Ya 10 kayıp var burada değil mi? Burada da 10 var. Burada da 10 kayıp var. Sana ne buzun yukarıda aşağıda olduğundan. O gelecek burada eriyecek. 100 yer kaplarken 90 olacak. Tık buradaki seviye düşecek. Buraya kim yerleşti? Gaz. Bu 100 yer kaplarken değil mi? Bak dışarıda da kaplıyor. 90'a dönüşünce 10 beleş hop gaz yayıldı. 190 suya dönüşünce 10 kayıp gene. O zaman ne oldu? Hacmi her halükarda bu gazların arttı. Dolayısıyla hacimleri artarsa da basınçları ne yaptı? Azaldı. Hepsinin basıncı ilk durumuna göre azalmıştır gençler. Evet böylece gazların basıncını da bitirdik. Özellikle son çözdüğümüz sorular fark ettiyseniz biraz yorum anlamında çok çok yüksek sorular arkadaşlar. Lütfen bu sorulara birazcık sizler de kafa yorun. Bunlar genelde öğrenci arkadaşlarımızın en çok zorlandığı soru tarzları. Şimdi bundan sonraki çalışmamızda basıncı bitirdik. Bir tekrar çalışması yapacağız arkadaşlar. Sizlerle bir genel güzel bir test soruları çözeceğiz. Biraz daha yoruma devam edeceğiz. Biraz dinlendirin kendinizi, o testte buluşmak üzere.